Mustafa Bey merhabalar. Merhaba Zuhal Mehmet Hanım. Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkürler. Öncelikle bizleri burada konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Aşırı Mobilya'nın genel hizmetlerinden, sektöre olan katkılarınızdan ve tercih edilme sebeplerinizden bahsedeceğiz. Fakat öncelikle değerli izleyicilerimize sizleri daha yakından tanıtmak için sormak istiyorum. Mustafa Bey sizden başlamak istiyorum. Mustafa Can kimdir? Sektöre girişiniz ne zaman ve nasıl başladı? Mustafa Can 1985 yılında Uşak ilinde doğmuş. Evet. Kişiliğim. Ve çocukluk yıllarında başladınız galiba çocukluk sektöre. Çocukluk yıllarımda başladım. İlk mesleğe atılışım dedem sayesinde. Önceden köy, hep büyüklerimiz yani, bizi yönlendiriyordu değil mi? Köyde daha çok işte şurayı çakalım, burayı yapalım. Bu çocuğun eli kesere yatkın. Biz bunu mobilyacı yapalım dedi. Dediler. Böylelikle babam 94 yılıydı sanırım. Öylelikle getirdi. İlkokul bittiğinde sanayiye çırak olarak verdi. O günden beri sanayideyiz. Ayrıca liseyi de okudunuz galiba. Tabii, değil mi? Tabii liseyi de okudum. Yaz aylarında, çalıştım. Tabii okuluma devam ettim. Liseyi bitirdim. Uşak Endüstri Meslek Lisesi mezunuyum. Evet. Aşırı Mobilya ilk gelişim meslek lisesinden stajyer olaraktır. Evet. Stajyer olarak geldim. Haftanın 3-4 günü burada eğitimler aldınız. Burada eğitim aldık. Daha sonra rahmetli Turgay ustamız bizdeki ışığı fark etmiş olacak herhalde. Onun dedi okumayacaksan kal. Evet. Bu mesleği devam ettir. Tamam dedik. Öylelikle 2000 yılında buraya geldim. Stajyer oldum. Ondan sonra kaldım. O yıldan beri de 2015'e ta ki ustamız rahmetli oluncaya kadar Onun yanında devam ettiniz. Evet, işçi olarak devam ettik. Ve 3 yıldır da burada ustanızın vefat etmesiyle başınız sağ olsun diyoruz bu arada. Ustam sağ olsun. Siz bayrağı aldınız. Evet. En iyi yerlere getirmek için de ileriye yönelik sağlam adımlarla İnşallah. Çalışıyorsunuz. Öyle çalışıyoruz. Çok güzel. Mehmet Bey biraz da sizi tanıyabilir miyiz? Mehmet Öztürk kimdir? Sizin sektöre girişiniz ne zaman ve nasıl başladı? Mehmet Öztürk, 1982 doğumluyum. Banaslıyım. Siz de çocukluk yıllarında başladınız. Evet, çocukluk yıllarında başladım. Çıraklık konusunda eğitimler eğitimden. Aldınız. 98'de çıraklı eğitime başladım. İlk iş yerim aşırı mobilya olarak başladık. Kalfalık ustalık olarak devam ettik. Kalfalık ustalık olarak devam ettik 2015 yılına kadar. 2015 yılında Turgay ustamız vefat ettikten sonra devraldık. O şekilde devam ediyoruz. Sizin de başınız sağ olsun diyoruz. Sağ olun. Çünkü çocukluk yıllarında neredeyse onun yanındaydınız. Evet, beraber son 3 yıldır tabii, beraber değilsiniz. Ustamıza, ustamız öğretti. Ondan öğrendik yani mesleği. 3 yıldır da arkadaşınız Mustafa Bey ile birlikte devam burada ediyoruz. Profesyonel hizmetler veriyoruz diyebiliriz. Evet. Evet, çok güzel. Aşırı Mobilya konum olarak nerede? Lokasyon olarak Uşak'ın neresindeyiz şu anda? Şu an Uşak'ın merkezi sayılır. Bir sanayi sitesi galiba. Sanayi sitesi yani burası. Birçok meslektaşlarınızın bulunduğu bir yerdeyiz. Evet, yeni sanayi sitesi. Burası şöyle söyleyeyim. Uşak'a kurulan ikinci sanayi sitesi olarak. Yeni sanayi sitesi. Yani eski sanayi sitesi daha çok şehrin içinde merkezde kalıyor. Evet. Bura kurulduğunda yeni sanayi sitesi demişler. Yeni sanayi sitesi olarak kalmış ismi. Evet. Burada çoğu sektörde arkadaşımız var. Oto tamircisi, lastikçi, kaportacı, mobilyacılar da çok. Aynı sektörde geneli, meslektaşlarınız da. Tabii geneli vardı. Mobilyacıların geneli bu sanayide çoğunluğu. Peki sizinle birlikte çalışan kadro sayısı nedir? Bizle birlikte çalışan kadro sayısı biz ikimiz varız. Bir tane çırağımız var. Şu an şu şartlarda eleman yok. Yetişmiyor zaten. Yetişme imkanı olmadığı için. Eskisi gibi çıraklık konusunda galiba talepler yok. Yok. Sizin zamanınızda olduğu gibi. Evet. Bizim zamanımızda daha fazlaydı çıraklık. Evet. Ama şu anda yetiştirmesi de zor sanıyorum. Yetiştirmesi evet. Zor. Ondan ziyade anne babalarda sıkıntı. Evet. Anne babalar işte benim çocuğum yoruluyor, benim çocuğum işte eziliyor, çok çalışıyor, şöyle böyle kıyamıyorlar. İşte artık ondan sonra istemiyorlar. Kaç para alacak? Evet. Bunun kaygıları var. Aslında önemli olan onların yetişmesi, eğitim alması, evet. Ustalık yönünde ilerlemeleri. Fakat evet, bu konuda ailelerimiz bilinçli davranmıyorlar. Daha duygusal davranıp göndermiyorlar çocuklarını. Evet. Önceden, yalnız
Burada 3 kişilik profesyonel bir ekip var, değil mi? Evet. Sizlerin de yılların tecrübesiyle birlikte burada birçok çizimler yapıyorsunuz, tasarımlar yapıyorsunuz. Evet, Mehmet Bey, Aşır Mobilya'nın genel hizmetlerini açacak olursak burada ne gibi hizmetler sunuyoruz? Genel olarak mutfak dolapları, giysi odası, çocuk odaları, kapı, laminat parke. Yani bir evin içerisinde gerekli yani olan bütün ahşap... Ahşap üzerine bütün şeyleri yapıyoruz. Bütün mobilya hizmetleri veriyoruz. Evet, bütün hizmetleri veriyoruz. Evet. Peki, hizmet verirken nelere dikkat ediyoruz Mustafa Bey? Hizmet verirken önce... Kesinlikle kaliteden ödün vermiyoruz. Kaliteden ödün vermiyoruz. O bir gerçek. Kullandığımız malzemelerden işçiliğe kadar. Birinci kalite malzeme. Yani ikinci kalite malzeme zaten dükkana girmiyor bizim. Çünkü daha önceki yıllarda alışa gelmiş bir iş olduğu için hani kalitesiz malzeme yapıp müşterinin yüzünü kara çıkartmaktansa en kalitelisini yapıp özverili çalışıp müşteriye daha bir iyi hizmet vermek için çabalıyoruz hep son. Çünkü bu müşteri memnuniyetini doğuruyor, değil mi? Evet. Kaliteli hizmetin sonucunda sizi tercih eden müşterilerimiz memnun kalıyorlar. Ve ne oluyor? Silsile yoluyla kulaktan kulağa bu yayılıyor. Tabii. En büyük reklamınız da bu. En büyük reklam o zaten. Hani diğer reklamların yanı sıra müşteri reklamı bizim için en büyük reklamdır. Evet. Bize böyle bir mesleği öğretip bu pozisyonlara getirdiği için. Ve ailesine, eşine, çocuklarına çok teşekkür ederiz. Bize bu aşırı mobilyayı fırsatı verdiği için onlara çok teşekkür ederiz. Bizi yalnız bırakmayan müşterilerimize onlara çok teşekkür ederiz. Evet. Bize destek oldukları için. Mehmet Bey, sizden de küçük bir teşekkür mesajı alabilir miyim? Ortam güzelce açıkladı aslında ama yine de ustamıza, Turgay ustamıza nur içinde yatsın. Evet, mekan cennet olsun diyoruz. Mekan cennet olsun. Bizi güzel bir şekilde yetiştirdi. Evet. Onun sayesinde dükkanımız oldu, çalışıyoruz. Ailesine de çok teşekkür ediyorum. Bizler de verdiğiniz bu değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Başarılarınız daim olsun diyoruz. Teşekkürler.